Kuzu Grup yatırım zamanını sunar. Ekranlarından merhaba, yatırım zamanına hoş geldiniz. İstanbul'un gayrimenkul sektöründe altın çağın yaşadığı bu günlerde yatırımlarını gayrimenkule yapmak veya yeni konut edinmek isteyen izleyicilerimiz için fark yaratan projeleri ve tasarımları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Gayrimenkulde doğru bilgi için yatırım zamanı başlıyor. Yatırım zamanında bu hafta ilk konuğumuz Doğa Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ. Doğan Dağ ile kentsel dönüşüm sürecini ve yeni projelerini konuştuk. Daha hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle bir tuval odalar projesini dinleyelim sizden. Projemiz Kartal'ın sayfiye bölümünde konumlandırıldı. Yakacık dediğimiz bölgede. Evet. Aydos Ormanı'nın dibinde ve karşımızda ada manzarasıyla bir lokasyondayız. Evet. Bildiğiniz gibi söylediğim bölge Osmanlı padişahlarının zamanında dinlence mekanı olarak değerlendirdiği bir bölge. Evet. Bu bölgede kafalarını dinlemek için saraylarına ayrıldıklarına burada kamp kurulabilen sebebi de oksijeni yüksek, manzarası çok güzel olan bir bölge diye nitelendiriliyor. Evet. Projemiz 48 bin metrekare alan üzerinde 15 bin metrekarelik bir alanı park alanına, yeşil alana ayırıp rekreasyonunu ve düzenlemesini bitirdikten sonra belediyemize tahsis edeceğiz. Hı hı. Aynı zaman içerisinde 7000 metrekare alan üzerine bir ilk öğretim okulu yapacağız. Onu da devletin gerekli birimlerini, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Emlak Konut'un karar verebileceği yere tahsis edilecek. Evet. 21 bin metrekare alan üzerinde ve 4 bin metrekarede ikinci parça, 25 bin metrekarede 555 konutluk bir projemiz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olarak nitelendirdik. Yaşanabilir mekanlar oluşturmaya gayret ettik ve çok da güzel bir proje oluşturduk. Çok büyük bir alana yerleşiyor şu anda proje. Bu alana, bölgeye nasıl karar verildi? Bölge, Kartal bölgesi biliyorsunuz Anadolu yakasının en gözde bölgesi. Evet. Gelişen bir bölge. Merkezi bir bölge. Yani buradan siz havalimanına 12 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Merkezi lokasyonları hastaneydi, okuldu. AVM'lerde yürüyüş mesafesinde mesafeler var. Bizim tabii uzun zamanlarda araştırdığımız ve markajımızda olan bir bölgeydi. Yani kararımızda çok zorlanmadık. Kartal çünkü çok doğru bir yer. Evet. Yani herkesin, her doğru firmanın karar verebileceği bir yer olduğu için biz de o firmalardan bir tanesiyiz. Evet. Kartal dediğiniz gibi gelişen bölge, aynı zamanda kentsel dönüşüm için de önemli bir bölgeden, evet, bahsediyoruz. Evet. Ve sizin özellikle konumlandığınız yer kentsel dönüşüme oldukça açık bir yer. Aynen. Buradaki kentsel dönüşüm sürecini mutlaka takip ediyorsunuz. Nasıl bir süreç bekliyor burayı, biraz onu konuşalım. Bizim için önemli olan Kartal bölgesi ya da bulunduğumuz etrafımızdaki coğrafya, biz değer katıyorsak bizimle beraber de değer kazanılan yerlerin rantı bir
coğrafyaya dönüşmesi. Tabii. Bunu sağlatabilirsek biz çok çok mutlu oluruz ki bunu sağlattığımızı düşünüyoruz. Buraya gelmekle beraber etrafımızdaki insanların çok güzel bir şeyler oluyor burada. Hı hı. Çok güzel bir telaş var. En azından burada bir satış ofisini düzenlediğimiz zaman içerisinde de buradaki insanların önceden kentsel dönüşüme doğru bakmayan insanların bakış açısı değişti. Hı hı. Ben normal bir kondu gibi bir evde oturuyorum. Daha güzel bir yerde oturabilirim. Ya da benim ne yazık ki bundan önceki yapılaşmalarda Türkiye'de bloksal yapılaşma, yani tek kütle yapılaşmaları oluştu. Çünkü en önemli etkenlerden bir tanesi de şuydu. Şehirde oturmanın tek bir mantığı vardı. Hı hı. Bir apartman dairesiydi. Bunu da otoparkı, sosyal tesisi, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu düşünmezdi. Yani bunun çok bir önemi yoktu. Siz hı hı. binip eğer bir de asansörü varsa çok güzeldi. Şimdi bu zaman içerisinde ülkenin gelişmişliği ve ekonomi düzeyinin yükselişiyle beraber ihtiyaç konjektörümüzü değiştirdi. İhtiyaç listemizi değiştirdi. Evet, evet. Bunlarla beraber bizler dedik ki eğer apartman dairesinde oturacaksam bir kere kapalı otoparkım olsun. Çünkü bizler en az evimiz kadar arabamızı da seviyoruz. Tabii ki öyle. Yani bununla beraber çocuklarım dışarı çıktığında bir güvenlik olsun. İlk başta bu ihtiyaçlar giderildi. Madem çocuklarım güvenlik, araba hepsi var. Dışarıda çocuklarım oynayabileceği bir alan olsun. Fitness alanım olsun. Eşimle dışarı çıkmaya fitness yapabilirim. Yüzme havuzu yapabilirim. Bu sosyal donatılar da aynı zamanda siteleşmenin veya komplike yapılarının oluşmasına bir değer kattı. Katılan değerde de etraftaki insanların da kentsel dönüşümde çok güzel şeyler oluyor. Yani biz demek ki bu bölgeye bu tür işler yapıldığı zaman, bu tür projeler katıldığında bir değer kazanılıyor, imajı verilebiliyor. Biz de bu imajın lokomotifi olabilirsek Yakacık bölgesinde çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Evet, peki sizin hedef kitleniz kim? Oksijeni ve huzuru seven bir müşteri kitlemiz diyebilirim. Manzarayı seven bir müşteri kitlesi diyebilirim. Kaliteyi önemseyen bir müşteri kitlesi diyebilirim. Satış sonrası hizmeti alabilecek bir müşteri kitlesi diyebilirim. İşinin arkasında duran bir firmayı isteyen bir müşteri kitlesi diyebilirim. Bunları sıralayabiliriz. Harika. Güzel şeyler, güzel müşteri kitlesi geleceğinden eminiz, umuyoruz. Yani hatta ummaktan daha ziyade eminiz. Böyle biraz da güvenimiz yüksek o konuda. Evet. Peki dediniz ki satış sonrası müşteri hizmet isteyen ya da bekleyen müşteri tabii, sizin tabii, hedef kitleniz tabii. içerisinde. Nedir bu satış sonrası müşteri hizmeti olarak, ne sunuyorsunuz? Şimdi şöyle, biz belli bir zamandan sonra, demin de söyledim ya, gelişen bir ekonomiye ve gelişen bir kültüre sahip bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Biz aldığımız her ürünün nasıl ki bir kıyafet aldığınızda bunun paça daraltmasını ya da şeyini o mağaza yapmıyorsa, o mağazadan alışveriş yapmak istemiyorsanız konut alan bir kişinin de çünkü bir 10 yıl geçmişini biriktirdiği bir parayı 10 yılda geleceğini bazı müşteri kitlesi bir teminat altına alıp alıyor. Doğru. Yani basit bir şey almıyor sizden. Kendisinden artan gayri bir parayı yatırıyor buraya. Tabii. Bu yatırdığı paranın da İşin sonunda ben alacağım, maket üzerinde çok güzel görünüyor, katalog üzerinde çok güzel görünüyor, sunumu çok güzel, çok harika ama ya acaba ben bu firmadan ya da aldıktan sonra çıkabilecek sorunlarla ben baş edebilecek miyim? Bunu baş etmesini gerektirecek hiçbir soru işareti bırakmıyoruz. Çünkü biz yaptığımız işin arkasındayız. Aynen. Biz yaptığımız işten çıkabilecek sorunları bertaraf etmeye, o sorunlarla birebir ilgilenmeye her zaman hazır olduk. Çünkü 24 yıllık bir firmayız. 24 yıllık geçmişimizde de hep bunu önemsedik. Şimdi
satışlar yeni yeni başlıyor ve bu tabii ki bunun bir teslimat süresi var ve o süre içinde evet. bu bölgede değerlenmeye tabii ki devam tabii edecek. Tabii ki. İlk lansman aşamasında satın alınan daireyle bitim aşamasında satın alınan daire arasında nasıl bir fark görüyorsunuz fiyat anlamında? Nasıl bir getiri kazandıracak yani? Şöyle söyleyeyim, burada bunu söylemek müşteriye belki biraz yanlış taahhüt olur. Bizim bugüne kadar yaptığımız satış stratejilerimizde hep şunu gördüm. Hatta siz gelmeden önce ona çalışıyordum. Böyle bir soru gelebilir diye. Genelde çalışıyoruz. Raporlamalar istedim ben. Bizim en normal projemiz %40 oranında prim yapmış. %40 ile 80 arasında yapmış. Bizim hedefimizde şu oluyor. Minimum başlangıçla sonuç arasında biz anahtarları teslim ettiğimizde her şey tamamlandığında, burada bir yaşam başladığında minimum %50 bir primle hesaplamalara gidiyorsun. Ortalama yani, bir tabii ki, değer tabii biçtiniz. Ki. Yani buradaki planlamamızı, projemizi yapmadan... Proje yani tamamlanmış derken en azından fikirsel anlamda ve tabii temel tabii. anlamında şu anda bizim vaziyette. Için tamam yani ben pazarlama tarafına baktığım aynen. için... benim için şu anda tamamlanmış vaziyette. Dur, şimdi yeni projeler de gelişecek tabii. Tabii bu ki. Anlamda nasıl bir fikir var kafanızda? Gelişmeler neler? Hangi bölgelerde yapılacak yine? İstanbul'da, İstanbul'un dışında Bursa'da çok güzel bir bizim Ar-Ge kanadımız var. Evet. Her şirkette olduğu gibi. Bursa'da çok doğru bir proje gelir. Ankara'da gelir. İşte Adana'da gelir. Evet. Antep'te gelir. Bunlar da yapılabilir. Ama şu anda bizim Mart ayı içerisinde Bahçeşehir bölgesinde çok büyük komplike bir projemiz var. Ona çalışıyoruz. O da evet. ruhsat aşamasında. 3 ay sonra o da çıkmış olacak. Peki onun belli mi içeriği neler olacak? O da çok farklı şeyler olacak ama yüzeysel bahsedeyim. Aynen. Onun heyecanını neler burada planlanıyor şey yapmıyorum. En azından onu sorayım. Evet. Çok iyi bir şehir planlaması olan bir bölgede. Yani altyapısı çok iyi kurgulanmış. Önce planlanmış sonra oluşturulmuş bir bölgede. Bahçeşehir'in yeni gelişen bir bölgesinde. Büyük konut projesi yaklaşık 2000'e yakın bir konut projesi. Evet. Özel hastanesiyle, büyük özel hastanesiyle, özel okullarıyla, ticaret merkezleriyle, şehrin en büyük parkıyla. Yani Avrupa yakasının en büyük parkının evet. kucağında, hemen dibinde olan bir yer. Yaklaşık 1 milyar 100 milyonluk bir proje orası. Bayağı büyük bir proje. Bayağı büyük. Bu kampüs gibi bir şey o zaten. Böyle aynen, bir aynen. Küçük bir şehir oluşturulacak. Kampüs tabir ediyoruz evet. Küçük bir şehir yapacağız orada. Orada da aynı heyecanımız devam ediyor. Peki kentsel dönüşüm sürecine dahil mi şu anda bu, yani burada şu an satış ofisindeyiz çünkü bu proje Kartal'daki. Yani kentsel dönüşüm şöyle algılanıyor, bunu ilk önce ben düzelteyim. Bir kentsel dönüşüm projesi dahilinde de sayılabilir sayılmayabilir de emlak konutla beraber yaptığımız bir evet. proje burası. Kentsel dönüşümde bazen şöyle bir algı oluşuyor. Gecekondu bölgesiydi. Kötü bir bölgeydi. Bu bölge gecekondu bölgesinin içerisinde bir yapılaşma yapılıyor. Böyle değil. Bakir bir bölgeydi. Yani coğrafyası konumuyla çok güzel bir yer. Ama arazi bölümüyle bakir bir bölgeydi. Zaten boş bir arazi tabii, değil. Tabii, ya tabii. Dolayısıyla aslında kentsel dönüşüme dahil olabilir ama bu biraz daha kentsel tabii, gelişime dahil gibi. Lokasyon olarak Kartal'ın, evet. Kartal'ın birçok yeri, hatta İstanbul'un kentsel dönüşüme girmeyen, terimsel olarak girmeyen bir bölgesi yok şu anda. Aynen. Çünkü yeni yapılaşmalar ihtiyaca karşı yapılan yapılaşmalar diye nitelendiriyoruz. İhtiyaç doğrultusunda olduğu için genel bölgelerin tamamı kentsel dönüşüme giriyor. Burası da bir kentsel dönüşüm bölgesidir evet. aynı zamanda. Fakat kentsel dönüşümde bunların tabirleri daha doğru, terminolojik olarak daha doğru kullanılmadığı için vatandaş tarafından ya da tüketici tarafından şöyle algılanabiliyor. Kentsel dönüşüm denince acaba eski binalar yıkılıp yerine yeni binalar mı yapılıyor? Tamamen öyle değildir. Değil. Kentsel dönüşüm bölgelerin kente yani kentsel bir yaşama dönüşülmesi diye ben tabir ediyorum. Kentsel yaşama dönüşmesindeki kasıt nedir? Modern yapılar, aynen. kullanışlı yapılar,
ihtiyacı gideren yapılar gibi ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan aynen. yapılar. Evet. Aslında mesela bu proje eğer ki burada binalar olsaydı ve ada bazında o binalarla anlaşılıp yıkılıp yeniden üzerine aynen. yapılmış olsaydı aynen. o bir kentsel dönüşüm aynen. oluyor. Aynen. İşte mesela hani bu o yüzden bu bölgedeki hani belki mesela Fikirtepe'de nasıl o binaların çok hepsi bir arada yıkılıp yine bunlar hani ada bazında bir proje haline getiriliyorsa yani bir bina yıkılıp yeniden yerine bir bina yapıldığı zaman o afet kentsel üstü taşıyan binanın yeniden dönüştürülmesi aynen, oluyor. Tarlabaşında yapılan yapılaşmalar bir kentsel gibi. Dönüşüm. Aynen öyle. Yani yeni bir kent ortamı yaratmak gibi. Hani aynen. bahçesiyle, parkıyla, belki okuluyla, yaşanabilir camisiyle. Bir kent ortamı. Aynen öyle. Her şeyin aslında baştan oluşturulması. Dolayısıyla ben bu tarz projeleri daha çok kentsel gelişim olarak nitelendiriyorum. Hani daha böyle işte Bahçeşehir'deki, Başakşehir'deki, Kayaşehir mesela o bölgelerde de aslında sizin dediğiniz gibi bakir alanlar üzerine tabii, yeni tabii. projeler kurulduğu için tabii. kentsel dönüşümden çok kentsel gelişim gibi orası. Yani burası da aynı tabii şekilde edilebilir. Mesela. Doğru söylüyorsunuz. Doğru bir yaklaşım. Yani dediğiniz gibi bizim karşıdaki Bahçeşehir bölgesinde ondan önce herhangi bir yapılaşma yok. Aynen. Daha bakir bir bölge ama altyapısı çok doğru kurgulanmış. Burası da mesela Kartal Belediyesi'nin de ve Büyükşehir Belediyesi'nin de İstanbul'a çok önemsediği bir bölgelerden. Biz buraya başladığımızda hiçbir altyapı sorunu yaşamadık. Yani İstanbul'un büyük bir artısı var. Başka şehirlerde yaptığımız zaman altyapı sorunları kısmi bir şekilde de olsa önünüze geliyor sorun olarak. Burada herhangi bir altyapı sorunu yok. Onun için kentsel dönüşüm hani bir farklı bir kentsel yaşamda nitelendirilebilir. Doğru aynen. söylüyorsunuz. Aynen. Peki mesela satışlardan nasıl bir beklentiniz var? Hani mesela örnek veriyorum ilk bir sene içerisinde %40'ını satmış oluruz diye bekliyoruz gibi. Çünkü mesela hani bununla ilgili bir beklenti vardır. Bir de şunu soracağım. Dediniz ki işte 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 hepsi var bunların. Mesela ilk aşamada daha çok hangilerinin satılacağını düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu biraz iddialı olacak. Bu iddianın da arkasındayım. Hemen biz satacağız. İlk, tabii. İlk sene yüzde kaçı, ikinci sene yüzde kaçımız yok. Biz ilk 3 ay içerisinde önemli bir kısmını ikinci çeyrekte de tamamını bitirmiş olup sizlere teşekkür mahiyetinde yine bir röportaj yapabiliriz. Peki. Peki şimdi çok yoğun tabii hem yeni bir proje şu anda hani bitti bitecek ve devam edecek ve arkasından da yeni dediğiniz gibi Bahçeşehir'de bir proje ve ondan sonrasında da yeniler gelecek zaten. Dolayısıyla çok yoğun ama iş dışında mutlaka kendinize ayırdığınız vakitler de var. Onlarda evet. neler yapıyorsunuz onu konuşalım biraz. Yani şöyle biraz komik olacak ama iş dışındaki vakitlerim yok. Genelde iş içinde vakitlerim var benim. Peki. Yapabilirsem. Spora bazen vakit ayırıyorum. Spor yapıyorum. Akşamları muhabbet edebileceğim arkadaşlarım olursa onlarla beraber zevkli evet. anlar geçiriyorum. Kitap okumayı severim. Genelde kitap okurum. İşin dışında çok bir hayatımda yok işin doğrusu. Çünkü işi çok seviyorum. Yani benim hatta neredeyse bazen arkadaşlar gülüyor. Pazar günleri de ben çalışan bir insanın şantiyeleri kontrol ederim. Evet. İşte satış ofislerini gezerim. Zevk aldığım bir işim var. O konuda çok mutluyum. Yani işin dışında çok bir yaşamım olmuyor. Ne mutlu size. Peki, çocuklarıma vakit ayırıyorum. Tabii ki ayırabildiğim zaten. Kadarıyla. Aynen. Böyle bir yaşam şeklim peki, var. Peki tatiller için tercih ettiğiniz yerler var mı? Tatiller için yani Türkiye içinde genelde tercih ediyorum. Ama benim 10 yıl yurt dışında kaldım. Avrupa'da kaldım. Genelde çocuklarla beraber Avrupa'yı dolaşıyoruz. Avrupa'yı geziyoruz. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Çok merhaba. Teşekkür ederim. Kuzu Grup'un sunduğu yatırım zamanı devam edecek. Kuzu Grup'un sunduğu yatırım zamanı devam ediyor. Yatırım zamanında bu hafta bir diğer konuğumuz Mimar Doktor Nagihan Açımus. Nagihan Açımus'la projelerini ve tasarımlarını konuştuk.
akşamlar Genç Umut, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle çok şanslıyız. Bugün şahane bir gün. O yüzden ofisin terasında rahat rahat konuşabilme imkanı bulduk. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir tanıyalım NAMD Mimarlığı yakından. Yani Nagihan Açımız ve Merve Demirkol aslında. Evet. Kendi isim ve soy isimlerimiz. İki ortağız. 2009 yılında kurulduk. Yani şirketi 2009'da kurduk. Daha önceden başka firmalarla başka çalışmalarımız vardı. Yine beraber mi çalışıyordunuz? Aslında şöyle, Merve o dönem yeni mezun oluyordu 2009'da. Ben zaten işte başka bir firmada bir ortaklığım vardı. Ben mimarım, doktor mimarım. Aha. Merve iç mimar. Ve onun da mezuniyetiyle beraber aslında birlikte bir şirket kuralım istedik. Aslında çocukluk arkadaşıyız, aynı zamanda aile dostuyuz. Uzun senelere dayalı bir dostluğumuz var. Ve 2009'da şirketi kurduk. Ve işte o şekilde mimari, aynı zamanda iç mimari, proje, tasarım, uygulama ve uygulama kontrolü yapıyoruz. Daha çok ne tarz projeler yapıyorsunuz mesela? Aslında birazcık değişiyor. Yani hani konut projeleri de yapıyoruz. Aynı zamanda ticari projeler de yapıyoruz. Yani ofis, restoran, mağaza gibi. Bununla beraber aslında mimari projeler, mimari proje tasarımı yapıyoruz. Mimari projenin uygulaması sadece uygulama kontrolü şeklinde oluyor. Uygulamanın tamamını biz yapmıyoruz. Evet. Ama mimari konsept proje çalışmaları yapıyoruz inşaat firmalarına ve onların yaptığı uygulamaları kontrol ediyor oluyoruz. Şimdi tabii konut projelerinde özellikle o evde oturacak kişiler çok önemli. Tabii ki yani karakterleri, belki yaptıkları meslekler, hepsi çok önemli. Baktığınız zaman ticari projelerde tabii ki firmanın karakteri çok önemli. Mesela özellikle tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tabii ki onlara yönelik şeyler yapıyorsunuz ama mutlaka bir tarz var içerisinde. Evet. Siz nasıl tanımlıyorsunuz kendi tarzınızı? Yani aslında biz projeye başlarken, yani tasarıma başlarken ilk önce bir takım kavramlar belirliyoruz karşılıklı görüşerek. Yani hani müşterimizin bizden beklentisi, genel bize verdiği brief doğrultusunda müşterinin talepleri, bizim oluşturduğumuz kavramlar, yani nasıl bir mekan istiyoruz, nasıl bir atmosfer yaratmak istiyoruz da süreç başlıyor oluyor. Bunları bir taraftan düşünürken bir taraftan da fonksiyonları oturtmaya başlıyoruz mekan içerisindeki. Yani aslında yani tasarım bir şeyden bağımsız değil, aslında fonksiyon odaklı başlıyor. Yani genel iskeleti, genel strüktürü kurduktan sonra aslında mekanı oluşturmaya, mekanı giydirmeye başlıyoruz diyebilirim. Ondan sonraki süreçte müşteriyle bir araya gelerek karşılıklı olarak bu fonksiyon yerleşimleri üzerinde biraz ilerliyoruz. Nasıl bir mekan yaratmak istediğimizi biz anlatıyoruz ve kendisi bize nasıl bir mekan istediğini anlatıyor hayalindeki. Dolayısıyla yani bizim vizyonumuz, deneyimlerimiz ve bilgi birikimimiz, teknik bilgimizle müşterinin hayallerini harmanlayarak ortak noktada bir şeyler oluşturmaya gayret ediyoruz. Evet. Şöyle bir durum var. Tabii ki şimdi konut projelerine baktığınızda evin içinde yaşayan belli bir kitle var. Yani iki kişi, üç kişi, dört kişi, bilemedim beş kişi olsunlar. Evet. Öyle bir kitleye hitap ediyorsunuz. Ama mesela ofiste öyle değil ya da mağazada öyle değil. Bir kere mağazada zaten para var. Evet. Yani dolayısıyla o oraya gelen müşteri, yani satın alacak, ürün satın alacak müşteriyi para harcamaya şevk etmek lazım. Ofiste de baktığınız zaman çok fazla çalışan olan ofisleri düşündüğümüz orada belli bir konfor ve aslında dinamizm, motivasyon hepsi olması lazım. Evet, aynen öyle. Öyle bir ortam yaratmak lazım. Evet. Mesela ofis konusuna girersek ne gibi şeyler yapıyorsunuz bunu sağlayabilmek için? Yani aslında her ofisin de firma sahibinin de ofisini yaparken bizden beklediği şey birbirinden farklı oluyor. Tabii. Yani en temelde gerçekten çalışanların rahat çalışabileceği ve işte konfor koşullarının yaratılması aslında öncelik. Fakat bununla beraber kimi ofis birazcık daha dingin, huzurlu, sakin bir atmosfer ve işte daha sessiz bir ortam ararken kimi ofis işte mesela reklam ofisi diyelim. Doğru, işte daha böyle dinamik, motive edici bir atmosfer arıyor oluyor. Orada yaratıcılık lazım olduğu için. Aslında dolayısıyla her ofiste bize verilen briefle bizim çalışma sürecimiz ve tasarım sürecimiz birbirinden farklılık gösteriyor. Yani aynı olan şey tamamen işte dediğim gibi o fonksiyonların veya işte çalışacak kişilerin en üst optimum, yani konfor düzeyini sağlayabilmek. Ama onun dışında talep edilen çalışma ortamı, çünkü aslında ofisin de işin sonunda yine ticari bir noktaya bağlanıyor. Yani çalışanların performansı firma sahibinin performansını ve işte ticari ona geri dönüşlerini etkilediği için.
Dolayısıyla aslında aldığımız briefler doğrultusunda ve işte yaratmak istediğimiz atmosferle beraber şekillendiriyoruz. Hı-hı. Yani her ofis birbirinden yine farklı dengeler içeriyor oluyor bir şekilde. Aynen. Peki mesela konut projelerinden bahsedecek olursak, özellikle bu kentsel dönüşüm sürecinde evler hep küçülmeye başladı. Evet. O yüzden hani işte salonlar çok artık minnacık böyle, hani evet, işte 15 metrekare, 20 metrekare salondan bahsediyoruz. Ve bu evin içinde 4 kişi yaşıyorsa hem evet, salon takımı var, yemek odası takımı var, baktığınız zaman işte televizyon ünitesi var, birçok şey var. Bunları evet, konforlu yerleştirebilecek ve kullanılabilir bir şekilde yerleştirmek için mesela neler yapıyorsunuz? Evet. İşte içerideki renk ya da kullanılan belki kumaş. Evet. Hani o tarz şeylere nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani aslında genel anlamda bu kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan projelerin %90'ını sürekli kritik ediyor oluyoruz. Hı. Öncelikle konuya öyle başlıyoruz. Hı. Yani hani bana ailemden ya da etrafımdan bu konuyla ilgili danışan ve işte sence bu evi işte kentsel dönüşüme verelim mi bir şekilde gibi bir soru geldiğinde en baştan, ben zaten yani en baştan hani konuyu bayağı kritik ederek başlıyorum. Çünkü hani sürekli aslında deneyimlediğimiz bir süreç. Tabii. Yani annemler benim mesela Caddebostan'da oturuyorlar. Tam karşısındaki apartman işte yıkıldı ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir bina yapıldı. Yani hani konuyla ilgili olmayan biri olarak baktığınızda bina yenilendi. İşte birkaç kat daha fazla oldu. Büyüdü. Tabii. Ve işte hani sonuçta yeni malzemeler, daha güncel malzemeler kullandı ve işte cephesi değişti gibi bir fikir varken, yani ben annemlerin balkonunda oturup her gün durmadan o binaları kritik ediyor oluyorum. Çünkü bir şekilde, hiçbir şekilde etüt edilmeden, yani hani mesela orası Caddebostan, oranın kentsel bir dokusu var, bir insan tabii ölçeği ki var. Tabii ki. O taraftaki en önemli konu işte mesela büyük balkonlar. Hı-hı. Orası eskiden yazlık bölgeymiş. Aynen. Ve bütün binalar az katlı, yatay ve geniş balkonları olan bir yerken, şimdi balkonu olmayan, yani Maçka'da mı olduğu, Caddebostan'da mı olduğu belli olmayan, her yere ait ve belli standartlarda oluşmuş bir takım binalar görüyoruz. Ve hani bunlar kentsel dönüşüm adı altında bir çeşit, bir şekilde işte rant diyorlar. Rant yüzünden aynen olmuş olan konular ve yapılar. Ve aslında yani bana bak sorduğunuzda, yani hiçbir burada biz yani mimari tasarıma başlarken çevresiyle ilgili fizibilite etütleri, işte o sokağın kentsel dokusu ve oradaki insanların yaşayış şekillerini tabii baz alarak bir şeye başlarken bunların hiçbir tanesi yokmuş gibi düşünülüp, aslında dediğim gibi hiçbir yere ait olmayan, tamamıyla belli metrekareleri birazcık daha arttırabilmek için, yani birkaç tane daha daire çıkartabilmek için yapılmış daireler oluyor. Yani konfordan ticariye geçti. Geçmiş yani oluyor. Hı-hı. Aynen. Ve dolayısıyla aslında bunlar da yapılırken içeride yaşayan kişilerin yaşam tarzları daha hiçbir şekilde düşünülmemiş oluyor. Veya doğru işte fiziksel çevre kontrolü, işte güneş alan cephelere bir şeyler konuyor mu konmuyor mu gibi, aslında hani birbirinden farklı olan dengelerin bir araya getirilmeden, hı-hı, oluşturulmuş binalar olarak bir de görüyorum. Hedef kitleye ait bir şey de değil gibi. Değil, yani değil. Oranın evet, da mesela dediğiniz gibi evet, hani evet, belli bir yaşayan çevresi var. Var tabii ki evet, oraya gelip oturacak evet, kişiler de o çevreye ait insanlar aslında. Aynen öyle. Ve dolayısıyla hedef kitleye ait ya da onlara hitap eden şeyler değil, değil. Daha çok işte dediğiniz gibi belki hani biraz daha metrekarelerini küçülteyim, bir kat daha çıkayım, çıkayım işte evet, daha çok para kazanayım. Aynen. Mantığında ilerlemeye başladı. Aynen öyle. Yani hani ev sahiplerine baktığınızda onlar da evet birazcık daha küçük olsun ama yenilensin. Şimdi heh, ben gibi onun parkesini mi değiştireceğim, banyosunu mu değiştireceğim? O da ticarisinde zaten aslında. Aynen, çünkü aslında hani işte evlerin mesela banyolarına, mutfaklarına baktığınızda aslında belki 30 senelik. Aynen. Tesisatı 30 senelik. Aynen. Yenilenecek gücü yok ve işte hani bu süreler zarfında insanlara da bir takım kiralar ödeniyor. Tabii tabii. Ve yani hani bu kiralarla beraber işte başka bir yerlerde yaşıyorlar ve işte kendi evlerine geldiklerinde yenilenmiş, işte yani yenilenmiş, nasıl yenilenmiş bilmiyorum ama yeni malzeme konmuş gibi diyelim biz evet, ona. Evet. Bir de evimin değeri arttı benim falan mantığında gibi bir şey insanlarda. Evet. Yani hani depreme dayanıklılık veya hani deprem yüzünden olmuş olan kentsel dönüşüm konularını ayrı bir yere koyabilirim. Tabii. Veya yani hani genel kent içerisinde bulunan ve işte artık yani o gecekonduların
kentsel dönüşüm sürecine dahil olmalarını ayrı bir yere koyabilirim ki onun da aslında eleştirilecek çok fazla tarafı var. Ama buna baktığımızda da bambaşka bir şey. Dediğiniz gibi 4 kişilik bir aile, belki 180 metrekare, devasa balkonlardan oluşan çok keyifli bir evde otururken şimdi 90 metrekare, hiç balkonu olmayan bir yani kendine ait bir ruhu olmayan mekanlar, tek tip mekanlar içerisinde yaşamaya aslında bir şekilde kentsel dönüşüm adı altında mahkum ediliyor diye evet, düşünüyorum. O insanlar da size geliyorlar, diyorlar ki bu ev ruhunu kaybetti, o ruhu bana geri ver. Aynen öyle diyorlar. Siz de ne yapıyorsunuz aslında o pek mümkün değil yani. Yani mümkün değil derken biz tabii ki elimizden geldiğince yani onu yaşanabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Zaten o kitle genel olarak eskiden kullandığı eşyaları, mobilyaları kullanmak istediği için. Tabii. Yani ortada yeni ve aslında hiçbir ruhu olmayan bir takım malzemeler var. Uygun olsun diye seçilmiş seramikler. İşte bir araya gelişleri son derece bilmiyorum rastlantısal diyebilirim veya keyfi diyebilirim. Veya belki de bütçesel olarak seçilmiş olabilir. Olan ürünler olabilir. Ve işte bunların içerisinde kendi mobilyalarını entegre etmek gibi bir durum oluyor. Yani aynen. Biz elimizden geldiğince aslında işte mekanı büyütmek için çeşitli illüzyonlara başvurmak kaydıyla bir şeyler yapıyoruz. Evet, mekansal kurguda. Ama genel anlamda mekanın eskiye dair olan bir iz taşımadığı için veya eskiye dair olan izi sadece o mobilyalar olduğu için ruhunu kaybettiğini düşünüyorum ben bir şekilde. Yani o ruhu da yeniden ona verecek olanlar aslında bence biz mimarlar değil, aslında yaşayanlar oluyor. Hani onlar kendilerine ait bir şeyler ekleyerek, bir şeyler çıkartarak o kentsel dönüşümün çok da yani nitelikli olmayan evlerine bir şeyler katıyorlar. Peki mesela böyle imzam diyebileceğiniz ya da firmanızın imzası olabilir belki. Böyle nitelendirebileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki yaptığınız her şey birbirinden mutlaka farklı ve yeni. Evet. Çünkü herkesin ruhuna belki de dediğiniz gibi hitap eden projeler geliştiriyorsunuz ama mesela ben şunu çok seviyorum. Dolayısıyla ben bunu mümkünse her projeme koyuyorum. O benim imzam gibi oldu artık falan diyebileceğiniz mesela. Yani aslında öyle imza diyemem ama yani genel olarak proje süreçlerinde dediğim gibi aslında öncelikli olarak çok rasyonel bir fonksiyon sistemi çözüyoruz. Yani hani bu plana veya kesitlere baktığınızda çok net okuyabildiğiniz ve son derece rasyonel bir sistem oluyor kurgu. Yani fonksiyonların birbirinin içine geçtiği ve işte aradaki sınırların birazcık da erimeye başladığı bir sistem. Ama aslında ana iskeleti bu oluşturuyor. Dolayısıyla çok okunabilir ve çok kolay ifade edilebilir fonksiyonlar. Bununla beraber hani tasarım sürecinde mekanı kurgularken seçtiğimiz malzemelerde aslında az evvel bahsettiğim kavramlar üzerinden gidiyoruz. O kavramlar kimisinde işte motivasyon, dinamizmken onda mesela renkleri de bir şekilde kullanıyorken tabii. Kimisinde daha işte belki dingin bir atmosfer veya daha transparanlık olabilir. Mesela orada renkleri nasıl seçiyorsunuz? Mesela işte enerjik olmak için şu renkler, dinginlik için bu renkler falan yani gibi. O da aslında mekanın bütünlüğüyle alakalı oluyor. Yani mesela şimdi işte örneğin işte Kandilli'de bir tane ofis yapıyoruz ve işte aslında çok eski bir yapı, bir müstakil ev ve yani hani birazcık daha contemporary bir ofis talep ettiler. Ve aslında bir yönetim ofisi olacak. İçeride çok fazla sirkülasyon olmayacak ve çok dingin bir yer olacak. Ya bununla beraber biz oraya gittiğimizde ilk bizim gözümüze çarpan konu yani bir şekilde orayı açma hissi. Yani o kadar oda ve o kadar kapalı, pencereleri küçük, muazzam bir deniz manzarası var fakat küçük ve bir yırtma ihtiyacındayız. Fakat tabii ki eski bir yapı olduğu için herhangi bir yerini kırma, dökme veya öyle bir şey yok. Dolayısıyla o zaman biz bir transparanlık kavramından yola çıktık. Transparanlık kavramını müteakip malzemeler belirlemeye başladık. Belki şu anda söylendiğinde çok daha basit gelebilir. Ama hani bütün mobilyaları, rafları, her şeyi o zaman dedik ki camdan yapacağız. Mesela ve işte o aydınlığı sağlayacak. Evet, aydınlığı sağlayacak. Yani burada zaten yeteri kadar doluluk var. Aynen. İçinde boşluk yaratmak istiyoruz. Yeni güzel. Bir şeyler koyacağız. Ama o yeni koyduğumuz şeyler de doluluk oluşturmasın. Doluluk boşluk dengesini bu şekilde sağlayalım. Aynen. Veya işte
hani imzamızı sorduğunuz için yine söylüyorum. Yani genel anlamda doğal malzemelere yönlendirmeye gayret ediyoruz. Yani hani işte bunlar doğal taş olabilir, ahşabın doğal kullanımı olabilir. Yani malzemeleri doğal halleriyle kullanmayı öneriyoruz. Yani kimi müşterimiz bunu kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Ama bir şekilde onu empoze etmeye gayret ediyoruz. Yani işte mermeri. Doğru. Yani aslında mermer zamansız bir malzeme. Şimdi yine kentsel dönüşüme gelecek olursanız. Yani eskiden bütün evlerin zeminleri, binaların girişleri her taraf mermerken. Şu anda en orta derecede seramikler kullanılarak yenileniyor. Halbuki o mermerin üzerindeki yaşanmışlık, malzemenin doğallığı ona o eskimeyle beraber bir takım karakterler, bir takım ruh bir şeyler katıyor yani. Ama seramikte aslında bunların hiçbir tanesi olmuyor. Malzeme bozulmuyor. Aynen. Şimdi mermer daha kullanışlı bir malzeme değil mi normalde tabii, de? Yani tabii, seramik öyle. Daha çabuk kırılır. Örnek veriyoruz. Aynen. Apartman girişinden bahsediyor. Evet, mobilya taşırken bile hani buzdolabını düşürsen kırılır filan. Aynen öyle. Öyle bir durum. Evet evet. Dolayısıyla hani biz doğal malzemelerle yola çıkıyoruz ve hani bir şekilde o doğal malzemeleri kullanmayı da empoze etmeye gayret ediyoruz. Yani dediğim gibi o fonksiyonlardaki rasyonellik artı doğal malzemeler bizim aslında genel çizgimizi ortaya koyuyor. Yani bir şeyi sadece mış gibi kullanmaktan pek açıkçası grup olarak haz etmiyoruz. Peki şimdi şu an Anadolu Hisarı'ndayız. Hani bu evet. Bölgedeki kentsel dönüşüm sürecini soracağım. Çünkü izleyicilerimiz de büyük ihtimalle bizim mikrofonlarımızdan gelen sesi duyuyordur. Buradan sürekli hafriyat kamyonları geçiyor. Evet. Çok gürültülü makineler oldukları için. Evet. Bir burayı soracağım. Hani buradaki kentsel dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? Bir de şuna bağlayacağım. Hani dediniz ya Caddebostan'da böyle gittiğim zaman görüyorum hani birbirinden alakasız aslında hani oradaki ruha hiç bağdaşmayan evet. binalar ortaya çıkıyor. Mesela evet. buranın da kendine ait bir ruhu vardır. Mesela burası evet. eskidir. Evet. Yani evet, dolayısıyla aynen. yeni yapılan şeylerin de burada o eskiye uyum sağlayacak şeyler olması lazım. Nasıl ilerliyor burada onu sorayım. Yani aslında şöyle, yani genel anlamda baktığınızda bir şeyin eski veya yeni oluyor olması yine tamamıyla buradaki yaşam biçimiyle alakalı. Yani şimdi Anadolu Hisarı'nda siz çıkıyorsunuz, işte bir tane küçük market var, bir tane küçük manav var, evet. bir tane küçük kuaför var. Mahalle kültürü var yani. Mahalle kültürü var. Yani sizin buraya yeni yapacağınız bir şey yine bu mahalle kültürünü bozmadan bu illa eskiymiş gibi gözüksün binanın kendisi öyle olsun gibi değil. Yani o yaşantıyı bozmayacak dokunuşlarla bunun sürekliliğini sağlamak olmalı. Yani kentsel dönüşümün aslında amacı da birazcık o olmalı. Yani yeni bir şey söylemekten ziyade aslında yani belki güncel bir şeylerle beraber o eski yaşantıyı devam ettirebilmek. Çünkü genelde yani İstanbul'da kentsel dönüşüm tabii ki Caddebostan ve buralar için konuşmuyorum ama gecekondu bölgeleri için aslında tamamıyla bir soylulaştırma prosedürü olarak ilerliyor. Aslında oradaki yaşantılar göz ardı edilerek tabii. yani o gecekonduda belki hiç kimsenin evinde olmayan işte atıyorum bir bahçesi var, bir hayvanı var, bir şey var, o tabii, var, bu var. Tabii. Bunların hiçbir tanesi yokmuş gibi farz edilip sadece soylulaştırma üzerinden ilerleyen bir süreç oluyor. Aslında hı hı. kentsel dönüşümün amaçlarından bir tanesi bu değil. Hı hı. Dolayısıyla mevcut yaşantıyı siz güncel hale getirerek farklı bir noktaya taşımak ve tabii. işte yani o gecekonduları belki bu yolla aslında yasallaştırmak ve kente oradaki yaşayanları da entegre etmek aslında. Hı hı. Dolayısıyla bunun sağlanması önemli yani. Kentsel dönüşüm öbür türlü başarıya ulaşması mümkün değil. Veya aynı şekilde Caddebostan tarafına gelecek olursak yine mesela hı hı. işte aslında kentsel dönüşüme hiç ihtiyacı olmayan sokaklar kentsel dönüşüm içinde. Doğru. Bağdat Caddesi'nin birinci, ikinci, üçüncü paralelleri. Ama kentsel dönüşüme çok ihtiyacı olan bölümlerin hiçbir tanesi bu dönüşüm içerisinde yer almıyor bir şekilde. Hı hı. İşte orada o zaman dediğimiz o rantlar işin içine giriyor oluyor. Anadolu Hisarı'na baktığınızda aslında sahil şeridinde yani çok eleştirilse de Boğaziçi İmar ve işte Anıtlar Kurulu'nun denetimiyle beraber aslında bu mevcuttaki yapıların korunabiliyor olması, işlevlerinin de kendilerinin de korunabiliyor olması aslında çok doğru. Güzel, ve çok tabii, iyi. Doğru. Yani burada yeni bir yer alan veya yeni bir şey yapacak olan herkes de bunun bilincinde. Bu koruma kapsamında işte o mevcuttaki eskiden gelen
yaşantılar bir şekilde sürdürülebilir oluyor. Ya yani buradan geçen hafriyat kamyonları aslında o yukarıda yeni yapılan inşaatlara, iş merkezlerine, işte o Ümraniye tarafındaki bölgelere aslında birazcık taşınıyor veya moloz atan için geliyor gidiyor. Yoksa Anadolu Hisarı'nın bu sahil şeridinde aslında o kentsel dönüşüme ait ona korunaklı dair bir şey bölge yok. Yani korunaklı burası. Bölge diyebiliriz. Aynen öyle. İş dışında neler yapıyorsunuz onu sorayım. İş dışında ben aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktoram var. Doktoramı tamamladım. O yüzden üniversitede proje yürütücülüğü yapıyorum. Çok güzel. İç mimarlık öğrencilerine, şimdi önümüzdeki dönem mimarlık öğrencilerine gidiyorum başka farklı bir üniversitede. Evet. Dolayısıyla aslında haftanın 1,5 günü ders veriyor oluyorum. Evet. Onun dışında yani hepimiz gibi sosyal hayatta yani işte sinemaya gidiyorum. Hayattan keyif almak için hani neler yapabiliyorsak onları yapmaya onları gayret yapmaya. Ediyorum bu tempo içerisinde. Aynen, mesela tatillere özellikle gitmeyi sevdiğiniz yerler var mı? Yani şöyle oluyor, ablamlar yurt dışında yaşıyorlardı, onlar döndüler. Onlar yurt dışındayken sürekli onların yanına gidiyordum her fırsatta. Yani hani akşam üzeri alıp gece arası gidip işte ben bugün gidiyorum deyip kalıp geliyordum. En azından da tatile gitmemi meşru kılan bir durum vardı. Doğru. Şu anda bu yoğunlukta maalesef öyle bir şey olamıyor. Yani 2 günlük, 3 günlük böyle kaçışlar olabiliyor. Yoksa uzun uzun tatiller pek de mümkün değil yani. Evet. Ama bunun da ayrı bir keyfi var diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Kuzu Grup'un sunduğu yatırım zamanı devam edecek. Yatırım Zamanı'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Bizlere info@yatırımzamanı.com ve www.yatırımzamanı.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Gayrimenkulde doğru bilgi için bizleri izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Kuzu Grup yatırım zamanını sundu.